Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kuret Ayıldır. Bugünkü eğitim konumuzu paramı ne yapacağım ve riskimi nasıl yöneteceğim olarak belirledim. Bu çalışmamı eğitim serisi olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Serimizin ilk videosunda da başlangıç aşamasında bu konulara yönelik dikkat çekmek istediğim hususlara değineceğim. Öncelikle paramı ne yapacağım konusu üzerinde durmak istiyorum. Genel anlamda A'dan Z'ye herkes elindeki parasını bir şekilde yatırıma dönüştürmeye karar veriyor. Ve bunun için de bazı aksiyonlar alabiliyor. Her ne kadar bir yatırım kararı olmasa da gayrimenkul tarafında bir yönlenme gerçekleştirebiliyor. Sonuçta Türkiye'de bilinen bazı klişeler var. İlaveten bunun dışında bankaya parasını yatırıp vadeli de tutabiliyor. Döviz tarafında yatırımlarını değerlendirebiliyor. Bilindik en klişe altın tarafında yönelebiliyor ya da çevresinde işte piyasalarla ilgilenenlerden duymuş olduğu bilgilerle birlikte hisse senedi piyasasında işlemler gerçekleştirebiliyor ya da herhangi bir firmada ortaklık ya da yeni bir işletme gerçekleştirerek ticaret hayatına atılabiliyor. Yani parayla ne yapabilirim sorusunun cevabında kabatasak Türkiye'de verilebilecek en klişe Cevaplar bunlardır diyebiliriz. Bir yatırımcı, yani bir kişinin bu kararlar içerisinde, bu klişe süreç içerisinde elindeki 240 bin Türk lirasıyla, dolar Türk lirasının altı olduğu 11 Ekim 2018 tarihinde 40 bin dolar bir e, parasını yatırıma dönüştürdüğünü varsayalım. Tabi onun için yeni dönem çok güzel geçmesi hayaliyle bu. Para değişimi aracını gerçekleştirse de yaklaşık bir buçuk ay sonra doların 5 5.13'e düşmesi tabii onu birazcık sinirlendiriyor. Çünkü sermayesi ister eriyor. Eğer tekrar altı ve üzerine çıkmazsa mevcut zarara katlanacak ya da bekleyecek. Döviz bürosundan fiziki aldığı için de bunu bekleyecektir. Eğer bir sıkıntısı olup da parasını bozdurması durumu olmazsa mecburen bekleyecek. İlk etapta tabii yaklaşık bir buçuk ay içerisinde doların 5-10'u düşmesi onu gerçekten sinir etti. Devamında yeni yıla yeni umutlarla başlayan bu kişi doların 5.50'ye çıkması sonrasında biraz daha moral motivasyonu düzeldi. Neden? Çünkü 5.13'ü gördükten sonra 5.50'ye biraz daha sevinir oldu. Tıpkı bizim doları 7.10 gördükten sonra 5.30'lara düşüşünü sevindiğimiz gibi. Tabi burada dolar Türk lirası 550 de olduğu için yatırımcı hala zararda ki 6'ya çıkması lazım. 6'nın üzerine çıkması lazım ki en azından getiri elde etsin. Ama tabi sevinmesi çok kısa sürüyor çünkü dolar tekrar düşmeye başlıyor. Baktığımız zaman 23 Ocak'ta şu anda dolar Türk lirasının 5.32 olduğunu görebilmekteyiz. Yine sevincinin hayal kırıklığına uğradığını görmekteyiz. Peki bireysel anlamda bu yatırımcı şu anda yapmış olduğu tasarrufuyla ya da yatırımıyla bundan sonraki süreçte ne yapmalıdır? Dediğimiz gibi biraz önce eğer bir harcama yapmak mecburiyetinde değilse, parasını bozdurmak mecburiyetinde değilse beklemesi ve uzun vadeli olarak altı seviyesinin üzerine çıkmasını burada bekleyiş sürecini uzatması gerekiyor. 2019 yılında altı ve üzerinde rakamlar izleyebilir miyiz? İzleyebilme potansiyelimiz var. Ne kadar yukarı ya da ne kadar aşağı olacağın cevabında da gerek yurt dışı gerekse özellikle de yurt içi dinamikleri ayrıca takip edeceğiz. Tabi bireysel anlamda yatırımcı çok ciddi hatalar yaptı mı? Yaptı. Örnek veriyorum sermayesinin hepsini tek bir varlığa yöneltti. Yani sepet yapın mantalitesinin dışında riskini tek bir varlıkla bütünleştirmiş oldu. Bu sebeple de varlıkta çok önemli değişimler negatif tarafta onu da negatif bir şekilde etkilemiş oldu. İlave döviz bürosundan fiziki olarak almış olduğu dolarda anlık hareketlerde elindeki dövizini bozdurmak için tekrar Döviz bürosuna uğraması gerekiyor. Bu bir zaman kaybı ve fiyatlama reaksiyonlarının saniyeler içerisinde değiştiği bir süreçten bahsediyoruz. İlaveten döviz bürosunda da ve hatta bankaların online sisteminde de alış satış arasındaki ciddi bir makasın olduğunu da biliyoruz. E bu yüzden de aslında bu kurumların da bizim karımıza ortak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu spreadlerin farklı olmasından kaynaklı. E bunu değiştirebilir miydi? Değiştirebilme seçenekleri var tabii ki. E bundan sonraki slaytlarda da zaten bu konuya ilişkin bazı değerlendirmeler yapacağım. Bireysel taraftan kurumsal tarafa çevirdiğimizde kurumların da özellikle risklerini yönetme konusunda çok ciddi problemler yaşadığını görebilmekteyiz. Burada ithalat ve ihracat sürecine bakmak lazım ve buradaki sürecin nasıl yönetildiğini de dikkate almak gerekiyor. İthalat tarafına baktığımızda ne demek ithalat? Türkiye'nin dışarıdan mal ya da hizmet satın almasıdır. İhracat dediğimiz şey yine Türkiye'nin dışarıya mal veya hizmet satmasıdır. Yani ya ithalat yapıp mal alıyoruz ya da ihracat yapıp mal satıyoruz. Burada tabii ithalat yaptığımız zaman ödemeleri dolarla yapıyoruz. İhracat yaptığımız zaman da ödemelerimizi euro ile alıyoruz. Bu sebeple de bizim ithalat ve ihracat tarafındaki süreçlere dikkat etmemiz gerekiyor. İthalat ve ihracatla alakalı birazcık daha konuyu daha basitleştirebilmek adına örnek vermek istiyorum. İki tane fabrikamızın olduğunu düşünelim. Bir tane fabrikamız ithalat yapıyor. Diğer fabrikamız ihracat yapıyor. İthalat yapan fabrikamız yani dışarıdan mal ve hizmet alan ee, fabrikamız televizyon ve cep telefonu parçası satın alıyor. Dışarıya mal ve hizmet satan fabrikamıza baktığımızda motor bloğu ve silindir kafası üretimini gerçekleştiriyor. Burada ithalat ve ihracattaki risklerimiz nedir? Eğer dolar yükselirse ben ithal ettiğim ürünlere daha fazla para ödemek zorunda kalırım. Bu da benim riskimdir. Eğer ihracat yapıyorsanız, ihracat yaptığınız yani size gelen dövizin değerinin düşmesi sizin kazancınızın zayıflamasına imkan tanıyor. Yani normal şartlar altında maliyetin x birim olduğunu ve x birim olarak devam ettiğini varsayalım. Bir kere bir tarafta 7 euroya sattığınız ürünü şimdi 6 euroya ya da 5 euroya sattığınızı varsayın. Bu ne demek? Sizin kazancınızın azalmasına imkan tanır. Bu sebeple de ithalat ve ihracat yapan kurumsal firmaların buradaki riskini yönetmesi gerekiyor. Riskler çok basit ve belli. Yine bunu bir daha özetleyelim. Yurt dışından parça alacağım ben, ithalat yapıyorum. Dolar yükselirse satın alacağım ürünün fiyatı otomatik olarak artacak ve ben de bu maliyete katlanmak durumunda kalıyorum. Peki normalde olması gereken ne? Kurumsal firmalar, ithalat yapan firmalar bu maliyete katlanmaması gerekiyor. Peki katlanmaması için ne yapması lazım? Karşı tarafta ihracat tarafında yurt dışına parça satacağız ve euro düşerse satacağım üründen elde edeceğim kazanç azalacak. Yani kazancımın azalmaması gerekiyor. Peki ihracat yapan kurumsal firmalar kazancının azalmaması için ne yapması gerekiyor? Çünkü maliyetler x olarak söylüyoruz ama sürekli maliyetlerin arttığı bir dönemden de geçebiliyoruz. Bu sebeple de maliyetin arttığı bir dönemde eğer ihracat yaptığımız zaman euro kuru, euro para birimi değer kaybederse bu elime geçecek paranın da azalmasına imkan tanıyacaktır. Bu yüzden de hem ithalat hem de ihracat tarafındaki risklerin de yönetilmesi gerekiyor. Tabii kurumsal anlamda tıpkı bireysel anlamda olduğu gibi kişiler, kurumlar riskini yönetme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Ve bu da ister istemez kurumsal anlamda firmalarında ciddi sıkıntılar yaşamasına imkan tanıyor. Yani çok en basit canlı örnek futbol kulüplerinin mevcut borçlanmaları ve borçluluk süreci. İşte oyunculara vermiş olduğu maaşlar. Euro bazında vermiş olduğu maaşların euronun yükselmesi sebebiyle getirdiği ek yükler gibi gibi. Yani en basit futboldan bu örneği verebiliriz. Kurumsal anlamda buydu. Biraz önce de ilk başta bireysel anlamdaki mevcut yatırım kararına bahsetmiştik. Neydi? 40 bin dolar almıştı. Şu anda dolar zararda. Doların düşmesi onun için riskli. Peki yatırımcı bireysel anlamda sermayesinin erimemesi, kazancının azalmaması, yani olası kazancının azalmaması için ne yapabilir? Kurumsal anlamda ve bireysel anlamda kişiler ya da kurumlar paralarıyla ne yapabilir? risklerini nasıl yönetebilir? Bu çok önemli. Bunun için finansal piyasalarda yatırım kararlarıyla profesyonelleşmeleri gereken bir süreç oluşması gerekiyor. Yani burada riskini yönetebilir, parasıyla ne yapacağının kararını daha profesyonel bir bakış açısıyla verebilir. Konuyla alakalı dünyanın en büyük piyasası Forex ve Türkiye'de vadeli işlem opsiyon piyasası olarak bilinen bu iki piyasa kaldıraçlı alım satım piyasasında yatırım kararlarınızı profesyonelleştirebilir ve riskinizi yönetebilmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Peki bunlar ne? Yani nasıl paramı burada yatırıma dönüştürebilirim ya da nasıl riskimi yönetebilirim? Bunlarla alakalı gerek Viyop tarafında vadeli işlem ve opsiyon piyasası ile alakalı. Gerekse Forex ile alakalı ayrı ayrı bu piyasaları tanıtan video çalışmalarımızı hazırlayacağız. İlaveten de en sonki eğitim serimizin sonunda da Viyop ve Forex piyasası arasındaki farklar, benzerlikler, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ilişkin son bir video çalışması oluşturacağız. Çünkü yatırımcılar genellikle kaldır alım piyasalarını takip ederken hangi piyasada yer alacağını bazen kestiremeyebiliyor. Bu sebeple de en azından aradaki farklar, benzerlikler, hangileri, hangi sistem daha önemli, neye dikkat edilmesi gerekiyor gibi hususları da bu eğitimimizin serimizin sonundaki video çalışmasıyla sizlere paylaşacağız. Ve yaklaşık olarak bu eğitimle birlikte 4 video eğitim serisiyle birlikte bu süreci tamamlayacağız. Genel çerçevede paramı ne yaparım, riskimi nasıl yönetirim sorularının kısaca bu şekilde izah edebilirim. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitimlerimizi başarılı buluyorsanız, yeni videolarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki sizin gibi finans meraklılarına bu tür çalışmaları finansal okur yazarla katkı sağlamak için bize hiç sormadan paylaşabilirsiniz. Videolarımız sizlerden gelecek geri dönüşlere göre şekilleniyor. Bu sebeple de her türlü soru, görüş ve önerileriniz bizim için kıymetlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.